Cemiyet başkanlığının yeni yıllarıydı. Çiçeğe burnunda cemiyet başkanıydım. Ama Mersin'de belli bir çevremiz vardı. O zaman tabii söylediğim benim 90 öncesi yıllar. Herkes birbirini yakından tanır, eşini dostunu bilirdi. Yine böyle bir gün hava biraz soğuk. İşte Aralık'ın sonları, ocağın başı gibi. Cemiyette oturuyorum, Atatürk Parkı içerisinde güzel bir cemiyetimiz vardı bizim. Dalgalar cemiyetimize vurdu. Lokalimiz vardı. Bütün kent protokolü orada gelir yer içerdi. Hepimizin bir buluşma mekanıydı. Ben de o dönem cemiyet başkanıydım. Bir esnaf aradı telefonumuzu. O zaman tabii cep telefonları falan yok. Bizim 163'lü bir cemiyet telefonumuz vardı. Oradan ararlardı herkes. Herkes bize oradan ulaşırdı tüm gazetecilere. Dostlacık da bir numaraydı o. Abi dedi, ben dedi, Halin orada, eski Halin tabii söyleyeyim. Kuruçeşme'nin olduğu zamanlar, Kuruçeşme'nin yanında olduğu zamanlar, eski Halin. Benim dedi burada bir lokanta var, hemen girişte dedi. İki tane gazeteci geldi dedi. Abi dedi, kuru fasulye pilav yediler. Soğanı da verdim kendilerine dedi. Karınlarını güzel doyurdular abi dedi. Birer buçuk yediler hatta dedi, sevdiler dedi fasulyeyi. Sonra dedi kalkarken biz dedi bu hesabı dedi şey önce dedi ki hesap ne kadar? Ben de yazı önünden koydum. O zaman parası 10 lira. Dediler ki ne? Biz para vermeyiz. Sen bize reklam vereceksin. Biz senin reklamını gazetemizde yayınlayacağız. Ödeşeceğiz. Adam zaten eti bütün değil ki esnafın. Abim ben siz bu ne yapayım? Ben reklama ihtiyacım yok. Zaten ben buraya gelse gelse 5-10 kişi anca gelir gelmez. Ben burada çocuklar rızkını çıkartıyorum. Siz abi reklam parası istemem ben. Ya yani reklamı yayınlamayın. Ben şey 10 liramı verin. Onlar der ki yok vermeyiz. İlle bunu vereceksin. Şey, ilan karşılığı ödeyeceğiz. Neyse adam artık dayanamaz. Telefonla bana ulaşır. Telefonda sanırım her zaman benim içtiğim bir arkadaş restoran vardı. Fırında vardı onun böyle tavuk kanat yedik orada arkadaşlarla. Hemen onun çaprazında bir yeri burası da. Sanırım telefonum da ondan olmuş olacak. Neyse arada beni abi dedi böyle böyle iki gazeteci var. Yemeklerini yediler. Biz yemeğimizin karşılığını reklam ödüyoruz. Ben de maliye şikayet etmekle de tehdit ediyorlar dedi. Tamam dedim sen onları tut oyala ben şimdi geliyorum. Hemen cemiyetimiz Atatürk Parkı'nın içerisinde atladım arabaya. Ya Allah hemen bir 10 dakikada lokantanın önündeyim. Arabadan indim. Baktı bir baliye arabası duruyor. Lokantaya girerken içinde baktı iki kişi de insan oturuyor. Anladım gözlükleri falan da var. Kara gözlükleri vardı pezeveklerin. Neyse girdim içeri lokantacıya. O da maliyecilerle konuşuyor. Anlatıyor der dedi. Yok ben onlara bana para vermediler ki fiş vereyim diyor adamcağız. Sonra neyse onu kenarda ne oldu dedim. Dedi abi şeydi arabanın içerisinde o gazeteyi geçirin. Tamam dedim. Maliyeciler siz de dedim burada bir işlem yapmayın. Gelin benimle. Onlar da yanıma geldi. Açtım şeyin minibüsün içindeydi onlar. Açtım minibüsün kapağını. Siz mi lan dedim gazetecisiniz? Biz gazeteciyiz dedi. Ben dedim Vahap Şeytoğlu, cemiyet başkanıyım. Utanmıyorsunuz dedi. Siz esnafa dedim yemek yiyorsunuz. 10 liralık parayı dedim reklam ödeşmeye. Sen dedi bize karışamazsın. Hemen Allah'ını birinin yakasına birinin yakasına bir aldım bir tokuşturdum bunları. Bir girdim bunlara. Ben judo tekvandocuyum zaten. Güzel de döverim yani böyle pis insanları.
Allah'ını birinin kolu kırıldı, birinin gözü gitti, kafası gitti. Neyse ben bunları güzel hoşaf gibi ettim. Bıraktım. Şeyde logat dedi, tamam mı? Tamam abi dedi, para vermeselerdi dedi, ben de içim rahat oldu dedi. Hoşaf gibi soğudum dedi. İyi dedim, hadi Allah'a emanet ol. Araba bindim geldim. Ondan sonra aradan bir saat falan geçti. Bunlar hastaneye gitmişler. Alçı yaptırmışlar, sargı yaptırmışlar kafalarına, kollarına. Sonra çarşı şeyde, o zaman Halil'in üzerinde halkarakolu vardı. Çok eski, yani eskileri bilir burayı. Neyse, halkarakolu komiseri o zaman, yani sevdiğim de bir insandı, şu an adını hatırlamıyorum. Babacım dedi, bir gel dedi, hakkında şikayet var. O zaman biz de emniyette yani bütün emniyet müdürleriyle, şube müdürleriyle, emniyet müdürleriyle çok iyiyiz. Bir dostluk, bir şey var. Kardeşlik var. Neyse gittim. Bir baktım bu iki tane dövdüğüm adam Allah'ın mumya gibi karşımdalar böyle. Sarılmışlar her tarafı. Dedi, başkan dedi, bunları dövmüşsün. Senden şikayetçi, evet dedim, dövdüm. Ben de şikayetçiyim dedim, gazeteci olarak dedim. Senden niye şikayet, yani dövüyorsan şikayetçi olur mu? Olur dedim yani. Gazetecinin adını kirletiyorlar. Yani böyle gazetecilik olmaz. Kimse kimseye dedim, gazeteciliği sütlük sağlayamaz. Herkes, paran yoksa önceden söylersin. Benim param yok, beni idare et dersin. Belki karşıdaki insan hoşgörülüdür, cömerttir, kabul edebilir. Ama metezori kimseye iş yaptıramazsın. Yaptıranlar da ben öyle benzetirim abi işte. Olayımız bu. Seviyorum sizleri. Bugünkü hikayemiz bu.